Merhabalar arkadaşlar yeni bir videomuzda beraberiz yine TYT konularıyla devam ediyoruz. Burada arkadaşlar ardışık sayı problemlerinden bahsedeceğiz. Örneğin ilk sorumuzda Aysun 520 sayfalık bir kitabı arkadaşlar okumaya çalışıyor. Ancak her gün bir önceki gün okuduğundan 2 sayfa daha fazla okuyor. Ee, arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Aysun birinci gün mesela 2 sayfa kitap okusun. İkinci arkadaşlar buna 2 ekleyelim. 2 artı 2 sayfa okusun. Üçüncü gün bir daha iki eklediğimizde arkadaşlar x artı 4 sayfa okudu. Peki biz böyle 20'ye kadar yazacak mıyız? 20 gün boyunca hepsini yazıp toplayacak mıyız arkadaşlar? Tabii ki hayır. Ee, mesela örneğin 100 günde bitirdi bir işi diyelim. Bir bina yapılıyor örneğin. Ne yaptı? 200 günde bitirdi. E ne yapacağız? 200'e kadar yazmayacağız tabii ki. O zaman arkadaşlar bir yöntem geliştirelim. Bla bla diyoruz hemen 20. güne gidiyoruz. Şimdi bir örüntü bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Örneğin bakın. Birinci günde hiç iki yok. İkinci günde bir tane var. Üçüncü günde bakın iki tane 2 var. Yani 4. E, demek ki arkadaşlar kaçıncı gündeysek onun bir eksiği kadar ne yapmışız? 2 kullanmışız. O zaman 20. günde arkadaşlar biz ne yapacağız? Bir eksiği 19 tane 2 kullanacağız. 19 ile 2'yi çarparsak arkadaşlar demek ki son sayımız x artı 38 olacak. Burada bir tane formülümüz vardı. Neydi o formül arkadaşlar? E, mesela artık sayıların toplam bulmak istiyoruz. Önce terim sayısını buluyorduk. Terim sayısını. Daha sonra da arkadaşlar ne yapıyorduk? Orta terimi buluyorduk. Bu ikisini çarptığımız zaman arkadaşlar terim sayısı çarpı orta terim bize arkadaşlar bu örüntünün başka bir ifadeyle dizinin toplamını verecektir. Şimdi terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son eksi ilk bölü artış artı bir. Orta terim nasıl bulunuyordu? Son artı ilk bölü iki. Bu ikisini ayrı ayrı hesaplayıp çarpacağız. Ha bu soruda arkadaşlar bizim e, terim sayısı bulmaya ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü bakın 20 tane zaten toplamda günümüz var. Her gün içerisinde bir tane x var. Dolayısıyla 20x zaten cepte. Bir de ne var? 2, 4, 6, 8 diye 30'a kadar sayılar var. Pardon 38'e kadar sayılar var. Yani ben bu toplamın arkadaşlar 520 sayfalı kitabın tamamının bittiğini söylediği için 520 eşit olduğunu biliyorum. Şimdi şuradaki örüntü işte arkadaşlar şu formülü kullanacağımız yer. Burada kaç tane sayı var? 19 tane. Neden? Bakın birinci günde hiç 2 yoktu, yani bir sayı yoktu. Kaç tane e, günde arkadaşlar sayı var? 19. Demek ki 19 tane terim var elimizde. O zaman terim sayısı için burada formül kullanmamıza gerek yok. Terim sayısı'nın, pardon terim sayısının 19 olduğunu biliyoruz. Çarpı arkadaşlar bu dizinin bakın sadece şu diziden bahsediyorum. Orta terimine ihtiyacımız var. Onun için de ne yapacağız? Şu formülü kullanacağız. Son artı ilk bölü 2. Arkadaşlar o da 40 bölü 2'den orta terim 20 mi yapacaktır? Evet bu toplamın arkadaşlar 520 olduğunu bildiğimize göre. 20x artı 380 eşittir 520. Buradan 20x eşittir. Şunu karşı tarafa attığımızda 140 mı kalacak? Umarım doğru çıkarmışımdır. Her tarafı arkadaşlar 20'ye bölersek x buradan 7 olacaktır. Demek ki ilk gün arkadaşlar 7 sayfa kitap okumuşuz. Evet arkadaşlar yine benzer bir şey yapacağız. Bu defa Gizem'in okuduğu kitaptan bahsediyor sorun. Gizem ne yapıyormuş? Her gün bir önceki gün okuduğundan bir fazla okuyarak devam ediyormuş. Şimdi birinci gün arkadaşlar Gizem'in ne kadar okuduğunu bilmiyoruz. Hemen birinci güne x dedik. İkinci gün arkadaşlar x artı 1. Çünkü bir sayfa arttır arttıra okuyor her gün. Üçüncü gün doğal olarak x artı 2. Bıla bıla arkadaşlar en son 16. günde bu işi bitirmiş. Bakın üst tarafta yazdığım sayılar günler. Altta da okuduğu sayfa sayıları. E, son gün ne kadar okuduğunu bilmiyorum ama yine biraz öncekine benzer mantık kullanacağım. Bakın burada hiç bir yok. Burada bir tane bir var. Burada iki tane bir var. Yani hangi gündeysek hep bir eksiği kadar arkadaşlar artış miktarı kullanmış olacağız. Artış miktarımız bu soru için bir. E, ee, dolayısıyla arkadaşlar 16. günde 1 eksi olan 15 tane artış miktarı kullanmış olacağız. Yani 15 çarpıdan son terimimiz x artı 15 olmuş olacak. Ee, bu durumda şunları artık silelim. <laughs> bu durumda arkadaşlar toplam okuduğu kitap sayıları burada belli gün gün. Bunların toplamının 344 yapması gerekiyor. Çünkü kitabın tamamını bitirmiş. Yani 344 sayfa okumuş toplamda. Şimdi ben bunları toplarsam 16 günün her birinde birer tane x olduğu için zaten elimde toplamda 16 tane x oluşacak. Bir kere. E Daha sonra bir de yanındaki sayılar var. Ne var? 1 artı 2 artı bla bla 15'e kadarki sayılar var. Bunların hepsini topladığımda 344 eşit olması gerekiyor. Burada bir kere 15 terim olduğunu çok net görebiliyoruz. Yani deminki formüldeki terim sayısını kullanmaya çok gerek yok formül olarak. Neden? Çünkü zaten elimizde 15 terim olduğunu görebiliyoruz. Peki orta terim nasıl bulunuyordu? Orta terimde son artı ilk bölü 2 de hatırlayın. Bakın bu örüntüde son terim 15. İlk terim arkadaşlar 1. Sadece şu kısımdan bahsediyorum dikkat edin. Bölü 2'den 16 bölü 2'den 8'miş orta terim. Şimdi terim sayısıyla ile 15 ile 8'i çarparsam ben buranın toplamını bulmuş olurum. Dolayısıyla 16x artı 120 eşittir 344. Buradan 16x eşittir karşı atarsam arkadaşlar 224 mi kalacak? Evet galiba öyle oluyor. Şimdi ilk tarafı 16'ya bölmemiz gerekiyor. X buradan arkadaşlar ne yapacaktır? 14 mü yapıyor? Evet muhtemelen 14. Demek ki arkadaşlar birinci gün 14 sayfa okumuşuz. O zaman ikinci gün ne kadar okuduk acaba? Burası 14 ise bize çünkü ikinci gün okuduğu soruluyor. Dikkat edelim. İkinci günde arkadaşlar 15 sayfa okumuşuzdur. Evet İdil'e geldik arkadaşlar. Bakalım İdil neler yapmış. Edil 363 sayfalık bir kitabı her gün bir önceki gün okuduğundan x sayfa daha fazla okuyarak 11 günde bitirmiş. Şimdi birinci gün arkadaşlar e, ne kadar okumuş biliyor muyuz? Hayır. Bu sefer x demeyeceğim çünkü x'i kendisi kullanmış. Biz birinci gün y sayfa okuduğunu söyleyelim. O zaman ikinci gün y artı x okumuş. Üçüncü gün bir daha buna x eklemiş. Yani y artı 2x olmuş. Bula bula 11 günde bu işi bitirmiş arkadaşlar. O zaman diyorum ki. Ee, ne yapıyoruz dikkat edin. Birinci günde hiç x kullanmamışız. ikinci günde bir tane kullanmışız. Üçüncü günde iki tane x kullanmışız. Yani hangi gündeysek bir eksiği kadar x kullanmışız. Değil mi? Artış miktarı x olduğu için ee, bir eksiği kadar x. O zaman 11. günde 10 tane x kullanmış olmalıyız değil mi? Örüntü hep bu şekilde Bütün sorular da böyle olacak arkadaşlar. Bu değişmez. Yani bizim çözüm metodumuz da hep böyle çıkacak. Ee, burada okuduğu bütün kitap sayısının kitap sayfa sayısının toplamının 363 yapması gerekiyor. Şimdi toplayalım bunları. Bakın toplam 11 gün olduğu için her gün içerisinde de birer tane y olduğu için zaten elimizde 11 tane y kesinlikle var. Artı x var, 2x var, bla bla xe kadar sayılar var. Bütün bu sayfaların toplamının 363 yapması gerektiğini biliyoruz. Bakın burada yine bir tane dizi geldi değil mi? Artışık sayılar dizisi. Bunun toplamı bulacağız. Bir de ayrı bir şey daha var elimizde iki bilinmeyen olduğu için bir denkleme daha ihtiyacımız var. O da şu arkadaşlar. Ne demiş? İkinci gün okuduğu sayfa sayısı 13'müş. Bakın ikinci gün ne okumuş? Y artı x. Yani y x'in 13 olduğu da bir yerde dursun. Şimdi bu iki denklemi çözümden sonra gitmeye çalışacağız. Önce buradaki şeyi bulmamız gerekiyor. Toplam ee, toplamı bulmamız gerekiyor. Önce terim sayısına ihtiyacım var. Terim sayısının 10 olduğunu biliyorum. Nereden 10? E zaten toplam 11 gün vardı. Birinci günde hiç x'li terim yok. Demek ki kalan 10 günde 10 tane x'li terim var. Terim sayımız 10. Çarpı orta terim ihtiyacımız var. Orta terim nedir arkadaşlar? Orta terimde son terim artı ilk terim bölü 2. Yani 11x bölü 2 midir? Çarpı 11x bölü 2. Şunlar sadeleşirse arkadaşlar buradan 55x var. Artı buradan da 11 var. Eşittir karşı taraftan 363 var. Dikkat edin bunların hepsi 11 ile sadeleşebiliyor. Yani y artı 5x. Şunu 11'e bölersek ne yapar? 33 mü yapar? Şimdi elimizde iki denklem oldu. Hadi bunları taraf tarafa çözelim. Alt alta yazarsak y artı 5x ile y artı x'i taraf tarafa çıkarırsak buradan y'ler gidecektir. 4x eşittir arkadaşlar. 20'den x eşittir 5 kalacaktır ki bu da bizim aradığımız değer. Tatilin ilk günü 12 sayfa okuyan bir öğrenci her gün bir önceki gün okuduğundan 3 sayfa daha fazla okumaktadır. Şimdi birinci gün arkadaşlar. Birinci gün öğrencimiz arkadaşlar 12 sayfa okumuş. İkinci gün 15 okumuş. Üçüncü gün 3 fazla olacağına göre 18 okumuş. E, bula bula arkadaşlar 21. günde Sonuna kadar kaç sayfa okumuştur toplamda okuduğunu soruyor yani bize. Yine bakın karıştırmamak adına şunu söyleyelim. 12 artı 3 artış miktarımız 3 ya, her gün 3 3 artıyor. Sonra ne yapmış? 12 artı 6. Yani bakın ne yaptı yine artış miktarını gün sayısının bir eksiyle çarpıyoruz hep. E, gün sayısının bir eksiği. Neden? Çünkü birinci günde o sayıyı kullanmadığım için hep gün sayısının bir eksiği kadar. Değil mi? Kullanmış olacağım. Dolayısıyla arkadaşlar burada ise 12 artı gün sayısının bir eksiği olan 20 tane artış miktarı. Yani... 60 kullanacağım. Buradan anlıyoruz ki arkadaşlar son gün 72 sayfa okumuş. Birinci günde zaten ne olmuştu? 12 okumuştu. Şimdi hadi terim sayısını. Yani elimizde tabi okuduğu e, toplam kitap sayfası için şöyle bir dizi oluşmuş oldu. Bula 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 72. Bu sefer bakın değişken yok. X falan. Dolayısıyla doğrudan bu aritmetik dizinin toplamına ihtiyacım var. Bunun için terim sayısını bulmam gerekiyor. Terim sayısının aslında 21 olduğunu zaten görüyoruz. İsterseniz bunu formülle de bulabilirsiniz. Neydi formülümüz? Tekrar etmiş olmak için yazıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. 3'er 3'er artıyor. Bakın örüntülerimiz hep değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla artı 1 denklersek 60 bölü 3 artı 1'den 21 terim olduğunu biliyoruz zaten. ve Buradan da ispatlamış olduk. Şimdi de orta terime ihtiyacımız var. Orta terimde arkadaşlar son terim artı ilk terim bölü 2 idi. Yani 84 bölü 2'den o da 42 mi yapacaktır? Bu da çarparsak bu da çarparsak 882 olacaktır arkadaşlar. Zeynep bir kitabı her gün bir önceki günden 5 sayfa fazla okuyarak 8 günde bitiriyor. Şimdi Zeynep'in arkadaşlar birinci günde kadar okuduğunu biliyor muyuz? Hayır. X diyelim. İkinci günde kadar okumuş. 5. Artış miktarımız 5. Bakın 5-5 arttırarak gidiyor. X artı 5. Üçüncü gün bu durumda x artı 10. Bla bla 8. günde ne kadar okumuş? Ne demiştik hatırlayın? Gün sayısının bir eksiği kadar artış miktarı kullanmış. Yani artış miktarımız bu soruda 5 olduğu için gün sayısının bir eksiği çarpı 5. Gün sayısı 8, bir eksiği 7 tane 5'ten 35 dedim arkadaşlar? Artık örüntü oluştu. Bunun hepsini toplarsak arkadaşlar okuduğu toplam kitap sayfa sayısını buluruz. Eee... Ama öncesinde bize başka bilgi vermiş. Onu da kullanalım. E ne olmuş? 5. günün sonunda kitabın 5 bölü 11'ini okumuş. O zaman 5. günde görelim manuel olarak. Ona da ihtiyacımız olacak. Her gün 5 arttırarak gittiği için arkadaşlar değil mi? 15 oldu ve 5. günde de x artı 20 okumuş oldu. Bla bla. Şimdi x artı 20 toplam kitap sayfa sayısının arkadaşlar 5 bölü 11'iymiş. O zaman benim toplam kitap sayısına ihtiyacım var. Kitap sayfa sayısına ihtiyacım var. Hadi o zaman toplayalım burada okuduğu sayfaları. Toplam 8 gün boyunca okumuş. E, her bir günde bir tane x mutlaka olacağı için elimizde bir kere 8x garanti var. Artı 5, 10, 35'e kadar sayıların toplamı var. Bu kitap sayfa sayısı. Şimdi şuradaki aritmetik diziyi toplamamız gerekiyor. Yani buradaki ardışık sayı e, dizisini toplamamız gerekiyor. Bunun için önce terim sayısına ihtiyacı var. Terim sayısının 7 olduğunu görüyorum. Neden? E zaten toplam 8 gün vardı. İlk günde herhangi bir sayı yok. Diğeri kalan 7 günde sayı var. Demek ki 7 tane terim var elimizde. E, terim sayısı çarpı orta terim diyorduk. Şimdi terim sayısı 7. Yazalım şöyle. Orta terimde arkadaşlar son artı ilk bölü 2 değil miydi? Yani 35 artı 5 bölü 2. O da 40 bölü 2'den 20 yapacaktır. Yani 7 çarpı 20. Gördüğünüz gibi 8x 8, 8 artı 140 toplam kitap sayfa sayısı yaptı. 5. E beşi, günde okuduğu da zaten x artı 20 değil miydi? 5. günde okuduğu şu x artı 20 arkadaşlar toplam kitap sayfa sayısının yani 8x artı 140'ın neymiş? 5 bölü 11'iymiş. Değil mi? Bunu bakın burada vermiş bize tüm kitabın değil mi? 5 bölü 11'i 5. günün sonunda okuduymuş. Ama çok özür diliyorum. 5. gün okuduğu değil sadece 5. günün sonunda okudu. Yani şunların hepsinin toplamını almalıydım. Onlar toplarsak da gördüğünüz gibi 5x yapıyor. Değil mi? Şunlar. Ee, bir de 20, 35, 45, 50 yapıyor. Evet şimdi daha iyi oldu. Evet. İçler dışarı çarpma yaparsak arkadaşlar 55x artı 550 eşittir 40x artı 700. Buradan 15x'in 150 olduğunu ve x'in de 10 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bizden ne istiyor? Kitap kaç sayfadır? Yani hemen x 10'u getirip burada yerine yazalım. Kitabın toplam sayısı sayfa sayısı burasıydı çünkü. 80 artı 140'dan bütün kitabımız arkadaşlar 220 sayfaymış. Aynı mantıkla hazırlanmış başka bir soru tipi arkadaşlar. Bu sefer kutuya her gün içinde bulunan paranın 3 katı kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Para koyuyoruz. Ve toplam paranın da yarısını geri alıyoruz. Hmm, çok enteresan ve bu işlemi 3 kez yapıyoruz. Şimdi kutunun içinde başlangıçta ne kadar para var arkadaşlar? Kutudaki para başlangıçta. E Ne kadar olsun? X olsun. Şimdi birinci gün ne yaptık arkadaşlar? 3 katı kadar para koyduk. Yani zaten x vardı. 3x de ekledik. Yani ne oldu paramız? 4x oldu değil mi? Birinci günde. Ama sonra bunun yarısını geri aldık. Yani yarısını alınca bu 2x'e düştü. Şimdi ikinci güne gelelim. İkinci güne ne yapacağız arkadaşlar? Yine kutudakinin 3 katı kadar para ekleyeceğiz. Zaten kutuda 2x vardı. Ben bunu 3 katı olan 6x e eklersem toplam para 8x oldu. Ama sonra geri yarısını aldım harcadım. Yani kutuda aslında 4x kaldı. Bunu bir kez daha yapacağız arkadaşlar üçüncü günde de. Şu an kutuda başlangıçta 4x var. Bir önceki günden kalan ve bunun 3 katı kadar yani 12x ekledik. Kutuda artık 16x paramız var. Ama bunun yarısını harcayınca öteki yarısı kaldı. Yani 8x. Kutuda toplam 960 lira olmuş. Değil mi? Yani üçüncü günün sonunda arkadaşlar kutuda 8x kaldı. Ki bunun 960 olduğunu biliyoruz. Buradan x'in arkadaşlar 120 olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçtaki paramız. Evet. Esra başlangıçta boş olan kumbarasını her gün bir önceki günden 20 lira fazla atıyor. Şimdi birinci gün birinci gün arkadaşlar ekstra parası olsun burada. Ee, yani aslında başlangıçta yani sıfırıncı günde hiç parası yok sıfır ama birinci günde ekstra para atmış oldu. İkinci günde arkadaşlar 20 lira daha fazla atıyor bir önceki günden. Yani birinci gün ekstra atmıştı şimdi ikinci gün x artı 20 lira atmış oldu. Üçüncü gün bir 20 daha fazla attı. X artı 40. Yani aslında artış miktarımız 40 oldu, şey 20 oldu gördüğünüz gibi. Ve yine gün sayısının bir eksiği kadar 20. Yani ikinci günde bir tane 20. Üçüncü günde iki tane 20. 40. Doğal olarak 8. günde de 7 tane 20. Yani 140 lira eklemiş olacak. Evet. Bunları toplarsak arkadaşlar. Toplam bütün kumbaradaki paranın 1200 lira olduğunu görüyoruz. Şimdi toplarsam zaten her bir günde bir tane X garanti var. Dolayısıyla 8X kadar elimizde para var. Artı ne var? 20 artı 40 artı bula bula 140 gibi sayıların toplam var. Bunların hepsini 1200 yapması gerektiğini biliyoruz. Kumbara içindeki toplam para bu çünkü 8 günün sonunda. Şimdi şurada bir bakın ne oldu? Artışık sayı dizisi oluştu. Bunun toplamına ihtiyacım var. Terim sayısıyla ne yapacağız? Arkadaşlar orta terimi çarpacağız. Artık bunu kavradık. Terim sayısı 7 tane. Hani sayılardan bahsettiğim için şuradaki 20, 40, 140'a kadar olan sayılardan. Bunlar sadece 7 günde var. İlk günde yoklar bakın. Dolayısıyla kalan 7 günde sayılarımız var. 7 tane terim olduğunu çok rahat buradan görebiliyoruz. Orta terimde nasıl buluyorduk? Son terim artı ilk terim bölü 2 diye. Yani 160 bölü 2'den 80. E, dolayısıyla 7 çarpı 80'den 7 kere 8 56 560 diyebiliriz. Bunu karşıya atarsam 8 x eşittir 640 x'in buradan arkadaşlar 80 olduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi birinci gün arkadaşlar kumbaraya 80'dir 60 zaten soruda da bize o soruluyor cevabımız 80 olsun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar arzı sayıların toplamı için bir özet yaparak bitirecek olursak terim sayısı çarpı orta terim. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son eksi ilk bölü artış miktarı artı 1 çarpı orta terim nasıl bulunuyordu? Son artı ilk bölü 2 arkadaşlar. Evet teşekkür ediyorum. Başarılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.